Türkiye Cumhuriyeti terörist eylemlerin sıfır denilecek kadar azalmış olduğu, 2002 yılından bu yana derin bir uçurumun kenarına kadar aşama aşama getirilmiştir. Her konuda tam bir iflas yaşayan AKP, PKK açılımı adı altında yıllar önce başlattığı yıkım süreciyle milli birliğimizi sabote etmiş, temellerini çatlatmıştır. Türkiye çok tehlikeli sonuçları olacak tarihi bir bunalım dönemine girmiştir. Cumhuriyetimizin temel dayanakları olan milli devlet ve üniter yapının tasfiye planları gittikçe hız kazanmaktadır. Milletimizin kimliksizleştirilmesi, yapay azınlıklar oluşturulması ve alt kimliklerin sivrilmesi emellerinin üzerine bina edilen açılım ve çözüm ihaneti terörü kamçılamıştır. AKP'nin gaflet ve acziyeti sayesinde PKK saldırıları beka düzeyinde tehdit haline gelmiştir. Üzerinde yaşamaktan onur duyduğumuz bin yıllık Türk toprağı olan aziz vatanımız, basiretsiz iktidar kadrolarının elinde sosyolojik ve siyasal bir kırılmanın tarihsel eşiğine kadar bükülmüş durumdadır. Yaşanan politik, ahlaki, toplumsal ve ekonomik çöküşün üzerinde ve daha da önemlisi olarak her gün vatanımızın bir yerinde bombalı, mayınlı ve silahlı saldırılar sonucu birbirlerinden kahraman evlatlarımız şehit olmakta veya yaralanmaktadır. Türk milleti öfke içindedir. Biriken ve bilinen toplumsal tepki iç savaş ortamının çatısını örmektedir. Şayet vatandaşlarımız hükümetin terörle mücadelede başarısız olacağı kanaatine tam varırsa bireysel veya toplu savunma ve ceza kesme psikolojisinin dalga dalga yayılması kaçınılmaz olabilecektir. Bu ise Türkiye'nin içine kıvrılarak tüm denge ve hassasiyetlerinin imha olması demektir ki sonu hepimiz açısından hüsran olacaktır. İçten içe kaynayan milli öfkenin kuşkusuz ki AKP'nin PKK ile milli hafızalara kazınan meşhum işbirliği, milli güvenlikteki devasa açıklar ve de hiç kimsenin can emniyetinin olmaması oldukça etkilidir. Bugünkü ağır buhran hali dönemsel gelişmelerin rastlantısıyla oluşmamıştır. Bu itibarla ülkemizdeki her rezaletin, her kepazeliğin ve her sorunun mimarı bellidir. Başka yerlerde suçlu aramaya da gerek yoktur. Sorumluluğu paylaştırma niyeti nafile ve boş bir gayrettir. Vebal AKP'nindir. Bugün önümüze konan dehşet tablosu, terörden kurtuluş reçetesi olarak dayatılmak istenen ve adına çözüm süreci denen ihanet projesinin baş aktörlerinin eseridir. PKK üzerinden yıllardır ekilen rüzgar maalesef ki şimdi mayın, bomba ve terör olarak biçilmektedir.